tek şey biliyoruz Mevati. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Söze gerek var mı? Yok. PDF'yi gördünüz arkadaşlar. 14 tane sorumuz var. Fonksiyonlarla ilgili grafik, yorum, her türlü soru var arkadaşlar. İnşallah sizler için güzel bir tekrar olacak. Bakın öncülü sorularımız da var. Çalışma başlasın. PDF açıklamada. O zaman haydi kalın baş başa. Arkadaşlar bizi geliştirecek yine bir kesinlikle doğrudur sorusu. Kaç tanesi kesinlikle doğrudur diyor. Bakınız burada f artı g'nin ve f çarpı g'nin fonksiyonları verilmiş. Ben bu iki fonksiyonu da inceleyeceğim arkadaşlar. Ve daha sonra bir yorum yapacağım. Ve kesinlikle dediği için de pür dikkat her yoruma bakacağım arkadaşlar. Şimdi a noktası için ben bir inceleme yapıyorum. Şu benim pembemsi fonksiyonum ne? Pozitif tarafta olduğu için f çarpı g sıfırdan büyük. F çarpı g sıfırdan büyük. Ama benim mavimsi fonksiyonum f artı g. Arkadaşlar bu f artı g de sıfırdan küçük. Bakın eğer bir çarpım sıfırdan büyükse o zaman f de eksi g de eksi olabilir. F artı g de artı olabilir. Ama bakın f artı g artı olursa f artı g de artı olur ve sıfırdan küçük olamaz. 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 O zaman f eksi g de eksi olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu nokta için f a sıfırdan küçüktür öncülü. Her zaman doğrudur derseniz doğrudur. Tamam. Bu her zaman doğrudur. Şimdi arkadaşlar geldik GB'ye. B noktasında her şeyi inceliyorum. FB şöyle yapalım hatta. B noktasını inceledim zaten söylüyorum. O zaman farklı bir renk alacak Tuğmat. Aldım dostum. Bana bağırma milletin içinde. Beni küçümseme. F artı G eşittir 0. F çarpı G 0. Tamam mı? Bu B noktası için her iki fonksiyon da 0. Ama arkadaşlar bakın. Eğer her ikisi de 0'sa o zaman şöyle bir şey var. Ya f 0 ya g 0 olacak ama f artı g de 0 olduğu için dolayısıyla f'in f de 0 g de 0 olmak zorunda. Yani gb nedir arkadaşlar? Gb 0'dır. Burası için konuşuyorum. Gb'nin 0 olduğu kesin. Şimdi gc. C için konuşacağım. Arkadaşlar burada çok dikkat edin. Burada çok dikkat edin. Mavi fonksiyonun f artı g. F artı g 0'dan büyük ama pembemsi fonksiyon x ekseninin altında o da f çarpı g o da 0'dan küçük. Tamam. Arkadaşlar çarpım sıfırdan küçükse o zaman ya f artı g eksi ya da f eksi g artı olacak. Ama ben burada hangisinin artı hangisinin eksi olduğunu bakın söyleyebilir miyim? Söyleyemem. Bu g de olabilir f de olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla burası pozitif de olabilir negatif de olabilir ama negatif olursa burasına ben doğrudur diyemem. İşte kesinlikle doğrudur demesinin sebebi buydu. Bakın sağlamayan var. Hani sağlayan durum var. Evet. Ama sağlamayan da var. Geçiyorum arkadaşlar. Bir başka elit renge. Şimdi FC sıfırdan büyüktür diyor. Arkadaşlar dolayısıyla hani ben bu C noktasında G için bir yorum yapamadım ki F için yapayım. Ona da yapamam. Bakın burada bir kolaylık sağladım size soruyu yazarken. İyi niyetli adam. Yıktığım attı. Evet. D noktası. Arkadaşlar GD ne? GD 0 demek artık yani şu B'deki tecrübelerinden dolayı GD'nin 0 olduğunu söylüyorum. 0 küçüktür. F'e. E noktasında her iki fonksiyon da artı. F çarpı G 0'dan büyük. F artı G bu da 0'dan büyük. Çarpım 0'dan büyükse bu artı ya da bu eksi ama ikisi eksi olursa 0'dan büyük olamaz. O zaman ikisi de artı olacak. Dolayısıyla arkadaşlar burası artı bir şey 0 artı bir şeyin her zaman küçük müdür? Evet bu da doğru. 1 ve şu an 2 tane buldum. Haydi bakalım. Özellikle şıklardan gidemeyin diye. Kaç tanesi kesinlikle doğrudur dedim. Alçak adam. Burada üzül, sınavda üzülme. Tamam mı? Burada bana kız ama sınavda kızma. GE. Şimdi arkadaşlar GE içinde bir yorum yapacağım. Elbette ki burada hem F artı hem de G de artı. Bakın arkadaşlar burayı şöyle düşünebilirsiniz. GE büyüktür. GA diye düşünün. E noktasında her iki fonksiyon da artıydı. Dolayısıyla GE artı bir şey. GA'ya bakacağım. Peki ben GA'ya nasıl bakabilirim arkadaşlar? F artı G'nin sıfırdan küçük olması yüzünden GA'nın negatif olduğunu söylemişim. Yani F de negatif, G de negatif. Dolayısıyla burası negatif. Artı bir şey negatif şeyin her zaman büyük müdür? Evet. O zaman 1, I, 5. Yani kaç tanesi kesinlikle doğrudur? 3 tanesi kesinlikle doğrudur diyeceğiz arkadaşlar. Bu kadar. Bitti. Bitti. Kendimden geçtim şu sorunun güzelliği karşısında.
Tam sınav. Bak, tam sınav. Arkadaşlar, bu soruyla fonksiyonları bir tekrar edelim. Fonksiyon grafikleri bizim için çok önemli. ÖSYM grafikleri seviyor. Bu soru sırf fonksiyon grafiklerini öğretmek için yazdığım bir soru. Bakın arkadaşlar, 2 ile 7 ile 0 ile ilgili sorular sorulmuş. X 2 iken bakın fonksiyonlar neye eşit? İkisi de A'ya eşit. Nasıl bakıyorsun? Aşağı yukarı gidiyorsun, grafiği buluyorsun. Sonra y eksene böyle dik gidiyorsun. Y eksene dik geleceksin, tamam mı? Buldun. X 2 koyduğun zaman F artı F 2 kaça eşit? A'ya eşit. X 2 verdiğin zaman 2G eksi 3F 2 neye eşit? O da A'ya eşit. Arkadaşlar burada 2 değeri için böyle olduğu için FF'den ne geliyor? 2F eşittir A deyin. Denklem çözer gibi yapabilirsiniz. 2G eksi 3F eşittir. Buna da A deyin. Şimdi burada yok etme metodu yapmam gerekiyor. Ya da burada bana bir oran sorulduğu için aslında bunları da birbirine de eşitleyebilirim. Hatta eşitleyeyim çünkü daha mantıklı olacak. Bak burada A var, burada da A var. Eşitleyelim o zaman. 2F eşittir 2G eksi 3F oluyor. Eksi 3F'yi bu tarafa at. 5F eşittir 2G oluyor. İşlem hatası yapmayın arkadaşlar. Bu 2'yi buna vereceksiniz. 2K. Bu 5'i de buna vereceksiniz. 5K olacak. O zaman F2 bölü G2 ne olacak? 2K bölü 5K'dan 2 bölü 5 olacak. O zaman birinci öncülümüz kesinlikle doğru. Evet. Yani bunun doğru olduğunu kanaat getirdik. Tamam. Bakın burada konuyu özetledik. Şimdi geçiyorum 7'ye. Arkadaşlar 7 noktasında bakın 7 noktasında senin şu kırmızı fonksiyonu bilmiyorsun. Bilmene de gerek yok. 7 noktasında biz şu fonksiyonu kullanalım. 7 noktasında fonksiyonun değerine bakın 0'a giriyor. Çünkü direkt fonksiyonun üzerindesin. Üzerinde olduğun bir direkt 0'dır. Bunu da unutma. X'e 7 koyuyorsun bak. X'e 7'ye eşitlemiyorsun. X'e 7 koy. 2G eksi 3F 7 eşittir. Ne oldu arkadaşlar? 0 oldu. Buradan 7'yi silebilirsiniz. 2G eksi 3F eşittir 0 dersin. Buradan 2G eşittir 3F. Olan G'ye 3K. F'e de 2K diyeceğiz. O zaman 7 için konuşmuştuk zaten. Bak ikisi de aynı olduğu için zaten buradan sonra tekrar 7'yi yazmadım. F'e 2K koyun arkadaşlar. G'ye de 3K koyun. Bakın ne geldi? 2 bölü 3. Ama eşit mi? Değil. Bu da gitti. Şimdi geldim şuna. Şimdi arkadaşlar. Burada 0 noktasında 0 noktasındayız. 0 noktasında hem şu fonksiyonu hem de bu fonksiyonu ele alalım. Şimdi 0 noktasında şu siyah fonksiyon yani 2G eksi 3F x'e 0 koyduğun anda o kaç eşit? 11'e eşit. 0 noktası şu kırmızı fonksiyon yani F artı F 0 o da neye eşit? 6'ya. Arkadaşlar ikisinde de 0 olduğu için sıfırları yazarak böyle göz yorgunluğu yapmayacağım. 2F eşittir 6 ise F ne geldi? 3 geldi. Burayı da 2G eksi 3F eşittir 11 diye düşünün. 3, 3 kere 3, 9, eksi 9 eşittir, 2G eşittir 11. Atın bu tarafa 2G eşittir 20. G'de buradan ne geldi? 10 geldi. Burada bakın, benim bunu yapmamın sebebi buradaki iki değer de aynı olduğu için arkadaşlar tekrar tekrar yazarak göz yorgunluğu yapmadım. Bu da 10. F0 neydi? 3'tü. G0 neydi? 10'du. 3'ten 10 giderse ne olur arkadaşlar? Eksi 7 olacaktır. Doğru mu? Bu da doğru. O zaman ne oldu? 1 ve 3 olmuş oldu. Olayımız bu kadar. Başka bir şey yok. Tamam. Böyle fonksiyonlara güzel güzel bakacaksınız. Bu tarz sorularda x'e değer verin. Ben bunun daha karışık hallerini de çözeceğim. Bu böyle birazcık daha farklı fonksiyonlar için temel bir soru. Bakın burada FF var. Burada da bu var. Tamam mı? Fonksiyonları birazcık daha böyle hissedin. Temel kazanımlarınız iyice otursun. Güçlenin. Benim öğrencim güçlü olacak. Benim öğrencim güçlenecek. Tamam mı? Arkadaşlar şimdi bu soruyu korsan yollarımdan birisiyle çözeceğiz. Arada böyle değişik hareketlerim de olsun değil mi? Bu korsan yol nedir arkadaşlar? Kesinlikle işe yarayan ve ÖSYM sorularında da işe yarayan yöntemdir. 2018 AYT'de bu tarz bir soru çıktı. Şimdi bakın korsan yolun bir adabı erkanı var. Ben bunu çok iyi bilirim. Bana diyor ki şu iki eşitsizliği sağlayan çözüm kümesi hangisidir? Bakın korsan yöntem şöyle uygulanacak arkadaşlar. Bir kritik değer bulun bana. Böyle kritik bir değer bulun bana. Mesela burada 3 var mı? Burada var. Burada yok. Burada yok. 3 benim için bir kritik. Şimdi 3 noktası için şu eşitlikleri biz deneyelim. Arkadaşlar 3 şurada bir yerde bir sayı değil mi? 3'teyken G artı F artı H eksi. Bak G artı F artı H de eksi. 3 noktasında F artı G artı H de eksi. Şimdi bunu ne demek istiyorum?
Şimdi 3 noktası mesela bu çözüm kümesinde var mı? Var. Eğer 3 için bu işaretler sağlanıyorsa o zaman cevap o olabilir. Ama sağlanmıyorsa elenir. Bak şimdi ne diyeyim? F bölü G artı bölü artı sağlıyor. H çarpı G artı ile eksi çarp artı ile eksi bak H eksi G de artı çarp eksi oluyor. Sıfırdan büyük mü? Değil. Dolayısıyla 3 için senin 3 senin şu kümeni yani şuradaki eşitlik sistemini sağlamıyor. 3 değeri senin şu eşitlik sistemini sağlamıyor. Dolayısıyla senin çözüm kümende 3 olmamalı. O yüzden bu 3 burada çözüm kümesinde bak şurada 3 olduğu için bu gitti. Burada 3 olduğu için bu da gitti arkadaşlar. Bunlarda 3 yok. Güzel. Şimdi burada kritik bir adam var. Kim o da? Mesela 1. Bak hem bunda var. Hem bunda var ama bunda yok. 1'e bakacağız arkadaşlar şimdi. 1 nerede? Şurada. Bakın 1 şurada. F artı G eksi G eksi H de eksi. Güzel. H de eksi. Peki artı bölü eksi ne yapıyor? Sıfırdan küçük oluyor ama sıfırdan büyük diyor. Bakın 1 sağlamıyor. O zaman 1'i içeren çözüm kümelerini ele. Bu içeriyor. Elendi. Bu da içeriye elendi. Mecburen cevap Edirne. Bitti. İşte yektumat korsan yol bu. Al. Bedava binet. 2018 AYT sorusuna git. Uğraş. Aynı yöntemle çıkıyor mu çıkmıyor mu bunu göreceksin. Olayımız bu. Başka da bir detay yok. Tamam. Bu neymiş? Bu çözüm kümelerinden bir eleman seçiyorsun. Burayı sağlıyorsa o cevap olabilir. Ama burayı sağlamıyorsa o şıkkı ele. Bak ne yaptık ilk başta? 3'ü verdim. 3 burayı sağlamadı. 3'ü içeren şıkları eledim. Bak burada 3 vardı. Burada 3 vardı. Eledim. Sonra gittim neyi verdim arkadaşlar? 1'i verdim. 1 mesela burada var. Diyelim ki şunda da var. 1 de sağlamıyor. O zaman 1'i içerenleri de eledim. Cevap edin. Saniyelik soru ya. Saniyelik artı bir net. Loading artı bir net. Arkadaşlar fonksiyonlar ile ilgili böyle sınavda karşınıza gelecek orijinal sorulardan birisi. Bakın bu soru çok güzel bir soru. Özellikle benden önce uğraşın bu soruya. Böyle sorular bulmak çünkü çok zor. Diyor ki A ve N birden büyük pozitif tam sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı F ve G fonksiyonları şeklinde tanımlanıyor. Her X gerçel sayısı için bu eşitlik olduğuna göre diyor A artı N toplamının alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada A ve N birden büyük pozitif tam sayılar şartı var. Bir de şurayı çok dikkatli inceleyin. Fx neye eşit? N tane G'ye. Burası çok önemli. Bakın daha iyi anlaşılsın diye arkadaşlar ben ilk önce N'e 1 vereceğim. N1 olamayacak diye üzerine çizeceğim ama daha iyi anlaşılsın diye. N1 olsaydı burası ne olurdu? Gx olurdu. Gx de ne olurdu arkadaşlar? Ax olurdu. Peki N2 olsaydı bakın çok dikkat edin arkadaşlar. N2 olsaydı ne olurdu? Burası Gx olurdu. Yani G bileşke G olurdu. Bu da G'nin içinde Gx olurdu. Bu da arkadaşlar G'nin içinde Ax olurdu. Bu kalsın. Bakın boyadığım yere çok dikkat edin. Buralar size birazdan lazım olacak. Peki N'e 3 verseydiniz arkadaşlar. O zaman şöyle olacaktı. Gogogx o da G'nin içinde şurayı tekrar yazın. Tamam mı? AX şöyle yapalım hatta. G'nin içinde G içinde GX olacaktı. Siz GX otomatikman AX diyecektiniz. G'nin içinde G AX'i bulmak için de X'e AX koyacaktınız. Buradaki X'e de AX koyacaktınız. A kare X gelecekti buradan. Yani nihayetinde arkadaşlar şurası G'nin içinde A kare X olacaktı. O zaman yine boyuyorum. Bakın yine boyuyorum. Burası çünkü birazdan size lazım olacak. Tek tek boyayacağım. Devam ediyorum. N'e 4 verseydiniz. Aslında şu anda olayı çözdük. 3 verdim 2 oldu. 2 verdim A'nın kuvveti 1 oldu. Burada zaten 1 veremeyeceğim için burası yok. 4 verseydim demek ki arkadaşlar. Şöyle 4 tane G'yi yine yazayım temsilen de olsa. Gerçek hali de olsa yazalım. Bu da ne olurdu? G'nin içinde A küp X olurdu. Tamam. G'nin içinde A küp X olurdu. O da güzel. Yalnız burada bir şey dikkat edin. Bana diyor ki soru Fx eşittir G64X. Fx eşittir G64X eşitliğini soruyor bana. Ben de burada ne yapıyorum? Şurası için bazı n değerlerini tespit ettim. Yalnız arkadaşlar burada
A'nın ve B'nin A'nın ve N'nin pozitif tam sayı olduğunu düşünürseniz burada şu içeride gördüğünüz şu kısım var ya, bakın dikkat edin, şu içeride gördüğünüz şu kısmı 64x'e eşitleyebilir misiniz? Evet, eşitlersin. A ne gelir? 4 gelir. Buraya eşitlersen A ne gelir? 8 gelir. Bak. Buraya 64x'e eşitle. A 8 geldi. Buraya 64x'e eşitle. A 4 geldi. İse diyelim A 4 geldi. Buraya 64x'e eşitle. A 64 geldi. O zaman asıl boyayacağınız yerler neresi? Şunlar da var. Güzel. Peki devam ediyorum. Acaba 64x'i başka türlü de elde edebilir miyim? 8'in karesinden elde ettim. 4'ün kübünden elde ettim. Bir tane daha var. 2 üzeri 6'dan da elde edebilirim. O yüzden n'e 7 verirsin. Buradan g'nin içinde a üzeri 6 çarpı x gelir. Tamam mı? O da eşittir. Tamam mı? O da eşittir arkadaşlar. G 64x derseniz buradan a 2 gelir. O zaman gelelim a'ya da 2 yazalım. Tamam. Bunu da boyayalım. Bunu da boyayalım. Şunu da boyayalım. Bunu da. Bana diyor ki A, T, N toplamının alabileceği farklı değerler toplamı. Şimdi arkadaşlar burada A'nın kuvvetleri artık giriyor. Gördüğünüz gibi. 64'ü aslında biz ne yaptık biliyor musunuz? 64'ü 64 üzeri 1'den elde edebilirsin. 64'ü 8 üzeri 2'den elde edebilirsin. 4 üzeri 3'ten elde edebilirsin. 2 üzeri 6'dan elde edebilirsin. Başka da yok. Burada A ve N birden büyük dediği için şu durum yok zaten. Dolayısıyla bir de evet oradan olmadığı için bir dakika pardon. Bu da N eşittir 2 için geldiği için oradan bulduk. Tamam. Tüm durumlar bu. Özür diliyorum. Bak burası 4'ü de elde ediliyor. Tam 4 tane durum var. Çünkü neden? N'e 2 verdiğin zaman sen bu geldi. Bak N'e 2 verdin. G AX geldi. Bakın burası tam kafa karıştırıcı noktaydı arkadaşlar. O yüzden 64 ile 2'yi topla 66. 3 ile 8'i topla 11. 4 ile 4'ü topla 8. 7 ile 2'yi topla 9. Bunların hepsini toplayalım. Buradan ne geldi? 20. 66 da buradan geldi. 86. 8 de buradan bir dakika. 20. 86. 94 yaptı. O zaman A artı N toplamının alabileceği farklı değerler toplamı 94 olmalıydı. Bir daha bakıyorum. 66, 11, 8, 9, 20, 86, 94. O yüzden arkadaşlar bu sorumuzun cevabı 94 olacak. Gerçekten eleyici bir soruydu. Beni de eledi. Yani şurası çok eleyiciydi. Şurası var ya. Şurası dehşet eleyiciydi ya. N tane G dedim bak. 2 diyorsun anca geliyor. Yani şu eşitliği sağlamak mesele. 1 dedim mi? Bak N 1 dedim mi? Buradan şey gelmiyor. GX geliyor direkt. Yani FX eşittir. Gx buluyorsun buradan direkt. Dolayısıyla 64x bulabilecek sana zemini vermiyor. Dolayısıyla böyle gidiyor. Zaten soruyu da yazarken o şekilde ayarlamıştım. Gerçekten de bileşke fonksiyonları bir öğrenci gerçekten anlamışsa bu soruyu yapabilirdi. Anlamamışsa yapamazdı. Arkadaşlar bileşke fonksiyonu pekiştirecek bir soru. Bakın diyor ki tam sayılar kümesi üzerine tanımlı f ve g fonksiyonları biçiminde tanımlanıyor. Buna göre n en az kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın önce 48'i hesaplayacağım. Bakın öncelikli olarak ne yapıyorum? F48 hesaplıyorum. Burada tuzağa düşmeyin. 48'i burada denemiyorsunuz. 48 kere 5 yapın arkadaşlar. Çift mi sayıyor? Çiftten çift çıkardın çift yapıyor. O yüzden gx çift oluyor. Dolayısıyla 48'i bak x'e burada 48 yazdığın için buradaki x'e de ne yazıyorsun? 48 yazıyorsun. Çünkü bak burada diyor ki x eşittir. Ne zaman? Gx eğer çift ise x bölü 2. 48'i 2'ye bölün 24. Bir kere koydum. Şimdi çıkan sorucu bak 48 alıyorum bu F'te koyuyorum. Çıkan ürünü bir sonraki F'te koyuyorum. Kaç defa koyduğunuzu hesaplayacaksınız cevap o. F 24'ü bulacağım arkadaşlar şimdi. Çiftle teki çarp çift çiftten çift çıkar çift. Dolayısıyla 24'ü gelip yine burada koyuyorsun. 24'ü 2'ye bölüyorsun bak ne geldi? 12 geldi. Bu sefer de geliyorsun 12'yi bir sonrakinde bir daha koyuyorsun. F 12'yi hesaplayacaksın. Ne olur buradan? 12 kere 5 60. 60'dan 4 çıkar 56. Bak yine çift. O zaman hep geliyorsun. Burada bak ne yapıyorsun? Zaten çiftse artık hep çift oluyor. 12 2'ye böl 6 oluyor. 6'yı da alıyorsun. Bir sonrakinde koyuyorsun. O zaman ne geliyor? 6 2'ye böl 3 geliyor. Bak şimdi teke geldim artık. 3. 3 kere 5 15. 15'den 4 çıkar 11. Gx ne oldu? Tek oldu. Dolayısıyla 3'ü gelip burada koyuyor. 3 kere 3 9. 1 çıkar 8. Yani F3 ne oldu?
8. Çıkanı bir daha koyuyorsun arkadaşım. 8 nasıl bir sayı? Çift bir sayı. G8 hesapla çift oluyor. O zaman 8 burada geliyorsun. Şurada yazıyorsun. 8 2'ye böl. 4. Aynı şekilde 4 de çift. 4 de yazıyorsun. Bak ne geldi? 2 geldi. İşte burada arkadaşlar bana en az diyor zaten. Ben 2'yi bulduğum anda bıraktım. Bakın sonucum benden 2 olmasını istiyor. Peki kaç defa F'e koydum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kere F'e koydum. O yüzden burada en küçük tam sayı değeri 7 olacak. Bu sorularda acele etmeyin. Böyle benim gibi sistemli olarak yazın. Kaç defa varsa onları en son sayın. Buradaki en odur. Bakın böyle bir soru gelebilir. Çünkü bu sorular inanılmaz korkunç duruyor ama o kadar zor değil. Abartılacak bir şey yok. Arkadaşlar, fonksiyonlarla ilgili tam böyle sınavlık bir soru. Gördüğünüz anda böyle sizi ürkütebilir ama aslında bu soruların belli bir mantığı var. Bu mantığını oturtursanız çok rahat bir şekilde yapacaksınızdır diye düşünüyorum. Bakın şu pembemsi fonksiyon gx, mavimsi fonksiyon da fx. Tamam. Bana diyor ki a artı b toplamı kaçtır? Arkadaşlar şu yazımı ben bilerek yazdık. Bu yazımda amacımız şu: sizi ürkütmek. Ya hocam öğrenciden ne istiyorsunuz? Öğrenciden bir şey istemiyoruz. Biz diyoruz ki bizi takip eden öğrenciler burada her türlü oyuna hazır olsun. Her türlü oyuna hazır olsun. Tamam. Dolayısıyla bizim burada yapmamız gereken şunu öbür tarafa atmak. Fx büyüktür gx demek. Tamam. Fx büyüktür gx demek. Tamam, eyvallah. Yani f fonksiyonun g fonksiyonundan büyük olduğu yerler için sana soruyor. Bu aşağısı onun için soruluyor. F fonksiyonu kim? Mavi. Mavi fonksiyonun o fonksiyondan büyük olduğu yerleri, bak ben şöyle elit bir renkle boyayacağım şimdi. Elit rengime çok dikkat edin. Çok elittir. Onunla ben boyayacağım. Bak tam şuradan alın. Şuraya kadar benim mavi fonksiyonum büyük. Bunun dışında büyük değil. Tam orası için söylüyorum. O noktada diyor bana, hani burada da fg'den daha büyük ya arkadaşlar, bu dışarıya nasıl çıkar? Olduğu gibi çıkar. Olduğu gibi, unutma. Yani fx eksi gx diye çıkar. Eksi fx var. Bunlar gider. Tamam mı? Eksi gx büyüktür, 0 oluyor. Ve buradan onu da yazayım. Eksi gx büyüktür, 0 oluyor. Buradan her iki tarafı eksiyle çarpın. Gx küçüktür, 0 oluyor. Tamam. Şimdi gx'in 0'dan küçük olduğu kaç yer var? G hangisi? Şu. Arkadaşlar bakın. 3'ten 8'e kadar. Bak orayı da elite yakın çılgın bir renkle boyayalım. O aralıkta şuraya kadar bakın. Hani gx'in 0'dan küçük olduğu kaç yer var diyor ya. Şimdi onu bulacağız. Bak diyor ki sağlayan x değerlerinin sayısı. 4 sağlar 1. 5 sağlar 2. 6 sağlar 3. 7 sağlar 4. 8 sağlamaz. 8 niye sağlamaz? Eğer sen 8'i koyarsan 8'de f ile g birbirine eşit. O zaman burası 0 olur. Tamam. Kaç oldu o yüzden? 4 tane oldu. 4 tane oldu. Güzel. A'yı 4 buldum. Şimdi geçiyorum buna. Hemen bunu sağ tarafa atıyorum. Gx büyüktür fx. Tamam. G f'den daha büyük. G f'den daha büyük. G f'den daha büyük. F g'den küçük. Küçükten büyük çıkarsa o zaman burası ne olacak? Eksiyle çarpılacak. Çarpın eksiyle. Eksi fx artı gx eksi gx küçüktür 0. Arkadaşlar buradan da ne oldu? Eksi fx küçüktür 0. Eksiyle çarpın. Fx büyüktür 0. Bunu da söyledim. Tamam mı? Fx büyüktür 0, bunu da söyledim. Ama şu şart neresi? Şimdi onu da boyayacağım. Elit renkle boyayacağım ki g'nin f'ten büyük olduğu yer. G pembemsi. Şurada büyüksün. 1. G'nin f'ten daha büyük olduğu yer. Şurada da büyüksün. 2. G'nin f'ten büyük olduğu yerler burası. Bu noktalar için f'in 0'dan büyük olduğu yerleri soruyor. F'in 0'dan büyük olduğu noktaların sayısını soruyor. Tamam. F kimdi? Mavi'di. Eksi 3'te olur.
Eksi 2 olur. Eksi 1 olamaz. Eksi 1 de çünkü onlar birbirine eşit oluyorlar. Tamam, devam et. Uzatma. O kime bakıyordum ama? F'e bakıyorum değil mi? Tamam. 12'de 0. 13'de olur. 14'te olur. 15'te değer yok zaten. Tamam. Kaç oldu arkadaşlar? 4 tane. B'nin de o zaman değeri ne? 4. A artı B nedir? 8 olacaktı. Tamam. Bu sorumuz cevabı 8. Arkadaşlar güzel bir soruydu. Bazen böyle çok sevdiğim arkadaşlarımdan da soru alıyorum. Bu soru için de Müslüm Çakmak değerli dostuma teşekkür ederim. Gerçekten hani böyle fonksiyonu hissettik ya. Mutlak değeri falan zor görünüyor ama değil. Bak ÖSYM de aynısını yapıyor. Gerçekten burada bir parantez açacağım. Arkadaşlar. Özgün olsun diye bunu ilk defa söylüyorum bir yayında. Soruları böyle şaşırtıcı koyuyorlar. Onu gördüğün anda diyorsun ki ben böyle hayatımda bir soru görmedim. Ama öyle değil. Öyle değil. Öyle değil. Tamam. Olayımıza dikkat edelim. Arkadaşlar bu sorularla ilgili şimdi size bir taktik göstereceğim. Bu soruların içinden geçeceksiniz. Şimdi taktiğime dikkat edin. Ben x'e değerlerini vereceğim. Direkt yerine yazacağım. Sonra buradan tek tek ayıtlayıp bulacağım. Hiç uğraşmayacağım. Kafam karışmayacak. Aklım başka bir yere gitmeyecek arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. X'e ne demiş? X'e eksi 2 demiş. Tamam. Eksi 2 için fonksiyon ne? Bak burada fonksiyon ne? 0 değil mi? Tamam. Fonksiyon 0. Ağzımdan çıkana dikkat et. Fonksiyon 0. Eksi 2'yi fonksiyonda yerine koy. Eksi 2 kere 2. Eksi 4. Eksi 4 artı 1'den ne geldi? Eksi 3. Ne demiştin bana? 0 demiştin. 1. Devam ediyorum. 0 değeri için fonksiyon kaç? 3. X'e 0 verince fonksiyon 3. Bak X'e 0 veriyorum. 0 ver. F1 geliyor. O da ne olacak arkadaşlar? 3. Tamam. X'e 1 ver. Fonksiyon kaç? 4. Bak X'e 1 veriyorum. Fonksiyonun da 4 olduğunu söylüyorum. 1'i burada ver. 2 kere 1. 2, 1 daha ne geldi? 3. Ne oldu? F3 eşittir 4. X'e 2 ver. Bak X'e 2 ver. Fonksiyon kaç? 6. Fonksiyon 6 eşit. 2 kere 2 4. 1 daha ne geldi? 5. F5 eşittir 6. X'e 3 verelim. Çünkü 3 biliniyor arkadaşlar. Bilinenleri sadece yazıyorum. 3'teyken fonksiyon kaç eşit? 12'ye. O zaman fonksiyon eşittir 12 dedim. 3 kere 2 6. 1 daha 7. F7 eşittir 12 oldu. Fonksiyonda x yerine 5 verelim. O zaman ne geldi? 5 kere 2 10. 1 daha 11. F11. O da eşittir kaç? 5 verdiği zaman fonksiyon kaça gidiyor? 17'ye gidiyor. Arkadaşlar bu bilinenleri hemen yazın. Hocam vakit kaybı. Hayır hayır. Vakit kaybı falan değil. Aksi takdirde öyle bir işlem hatası yaparsın ki işin içinden çıkamazsın. Tamam. Bak bu şekilde yazdıktan sonra gerisi çocuk oyuncağı. F1 kaç? 3. Yaz. Bak ne diyor? F ters 6. 6 hangisi? Bak şurada. Yer değiştir bunları. F ters 6 eşittir kaç oluyor? 5 oluyor. Biliyorsun fonksiyonda bunları yer değiştirdiğiniz zaman terslik oluşuyordu. Tamam. F ters 6 kaç? 5. O zaman şuraya çarpıymış arkadaşlar. 5 bölü F3. F3'ü bulacağım. F3 ne arkadaşlar? 4. Güzel. Artı F ters 17. 11 ile 17'yi yer değiştirin. F ters 17 eşittir ne oldu? 11 oldu. Peki o zaman oraya da 11 yazalım. Arada ne var? Artı F ters 0. F ters 0 olması için bunlar yer değiştirecek. F ters 0 eşittir. Eksi 3. Hemen buraya da eksi 3'ümüzü yazalım. Bölü F5. F5 kaç? 6. Arkadaşlar burası 15 bölü 4 geliyor. Burası da 11'den çıkarsa 8. 8 bölü 6'dan 4 bölü 3 geliyor. O zaman buraya 3 ile burayı da 4 ile. 3 kere 15 45 bölü 12 artı 4 kere 4 16 bölü 12. Bu ikisini toplayın. 45 55 61 bölü 12 gelecek. Bakalım cevabımıza. Bursa 61 bölü 12 olmalı. Şimdi arkadaşlar buradaki taktik emin olun bu soruların en kolay hale getiren taktik. Neden? Hiç kafan karışmıyor ki. X değerlerini çat çat koyuyorsun şurada. Bak X değerlerini burada koyuyorsun. Seçiyorsun önce. Bilinen X değerleri bunlar. Fonksiyonun görüntülerini de buraya yazıyorsun. Bak şöyle yazıyorsun. Sonra bu x'leri alıyorsun. Şurada koyuyorsun. Öbür türlü kafandan tek tek hesap yapmaya kalkarsan bu sorular inanılmaz karışıyor. O yüzden arkadaşlar bu taktiği uygulayın. En fazla 10 saniye fazla sürer ama sıfır hata. Sıfır tolerans.
doğru yaparsın. İşte fonksiyon grafiklerinin mantığı budur. Arkadaşlarım, bu soruyla fonksiyonlarda birebirlik ve örtenlik gibi kavramları bir kez daha ele alalım. Yalnız burada fonksiyonun çok güzel bir algoritması var. Bakın x'e ondan daha büyük tam sayı değerlerini yazdığınız zaman fonksiyon 3-3 azalarak gidiyor. Ve arkadaşlarım şuna dikkat edin. Bu fonksiyonun tanım kümesi nedir bunun tanım kümesi? Z artı. Peki değer kümesi ne arkadaşlar? Değer kümesi o da Z artı. Fakat bu fonksiyonun bir de görüntü kümesi var. Biliyorsunuz ki görüntü kümesi var. O görüntü kümesini ben bulabilirim. Neden? 11 versen 8'e gider. 14 versen 11'e, bak F14 desen X 14 ondan daha büyük olduğu için 14'ten 3 çıkar. F11 oluyor. 11'den de 3 çıkar. F8 oluyor. Bakın dikkat ediyorsanız hep şuradaki aralığa gidiyor. F8'de bulmak için gelirsin. Burada 3 kere 8 24. 2 daha ne yaparsın? 26 dersin. Bunu bir örnek olarak verdim. Bakın bu bir örnek. Yani fonksiyon arkadaşlar bu şekilde indirgenerek geliyor. Dolayısıyla şurada dikkat edin. F14 ne oldu? 26 oldu. Şu denediğim örnekten. F8 ne oldu? O da 26 oldu. Yani bunu hayal ederseniz böyle bir sürü eleman var. Mesela burada 8 var. Burada da 14 var. Tamam, burası da 14. 14 nereye gidiyor? 26'ya gidiyor. 8 nereye gidiyor? O da 26'ya gidiyor. Burada da yine bir sürü eleman var. Bir elemana tanım kümesinden iki eleman birlikte geliyorsa bu fonksiyon ne olamazdı? Birebir olamazdı. O zaman arkadaşlar benim bu fonksiyonum birebir değildir. Yorumu doğru. Tamam. Şimdi burada benim sizden asıl beklentim şu. Bu fonksiyonun arkadaşlar değerleri x'in 1'den 10'a kadar değerleriyle sınırlıdır. Yani görüntü kümesi x'e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vererek bulacaksınız. Çünkü ondan daha büyük değer verdiğiniz zaman fonksiyon indirgi 3-3 azalarak, 3-3 azalarak geliyor. Dolayısıyla burada x'e 1 verin hemen şuradan. Ne geldi? 5 geldi. Tek tek şuraya yazacağım. X'e 2 verin. 3 kere 2 6. 2 daha 8. X'e 3 verin. 3 kere 3 9. 2 daha ne geldi? 11 geldi. Farkındaysanız arkadaşlar 3-3 artıyor. Yazalım 3-3 artıyorsa. 11, 14, 17, 20, 23, 26. En sonuna gelir. 32'ye geleceğim. 29, 32. İşte şu gördüğünüz değerler, şuradaki gördüğünüz değerler benim görüntü kümemdeki değerler. Yani şurası benim aslında görüntü kümem. Bana diyor ki f fonksiyonunun görüntü kümesindeki elemanlardan 5 tanesi asal sayıdır. Bakalım. Asal sayı. Evet, 5 tanesi asal sayıdır. Bu da doğru. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar güzel bir örneğe geldik. Burada hani F109 diyor ya, buna da size bir taktik göstereyim. Bu F109'u 3-3 azaltarak gideceğim ya. Dolayısıyla 3'ün katını çıkarayım mesela. Bundan ne çıkartayım 3'ün katı? 3'ün katı olan bir şey söyleyeyim bana. 99 çıkartayım mesela. Neticede 3-3 eksilecek ya. O zaman 3'ün istediğim katını eksiltebilirim. Bak mantığı unutmayın. 3-3 eksiliyor. 99 çıkarttım. Bu direkt F10 oluyor. Güzel. Bundan da 3-3 eksiltiyorum. Eksiltiyorum. Doğru mu? O zaman F19 dediğin değer de bundan da 9 eksiltirsen o da ne olur? F10 olur. Şimdi baktığınız zaman bu F10, bu da F10. F10'dan F10'u çıkarırsan ne olur? 0 olur. O yüzden bu öncül yanlış bir öncül olacaktı. Tamam mı? F fonksiyonu örtendir. Şimdi arkadaşlar benim örtenliği bir kez daha söyleyeyim size. Eğer değer kümesi görüntü kümesine eşit ise biz bu fonksiyona örten diyoruz. Benim buradaki değer kümem bu. Görüntü kümem bu. Bununla eşit olma şansı var mı? Burada bütün pozitif tam sayılar var. Burada 10 tane pozitif tam sayı var. Eşit olamaz. O zaman benim şu öncülüm de yanlış. O yüzden bu sorunun cevabı 1 ve 2 Adana olmalıydı. Gerçekten bakın fonksiyonları şu soruyla tekrar etmiş olduk değerli arkadaşlarım. Arkadaşlar şimdi bakın ben bu soruda sizlere bir mesaj vermek istiyorum. Bu mesaj gerçekten çok önemli bir mesaj. Çünkü ÖSYM bu mesajı yani son yıllardır birkaç sınavda deniyor. Mesela bir grafik veriyor, grafiğin bir yerini kapatıyor. Ve burada diyor ki kesinlikle doğrudur diyor. Benim amacım bu şu anda ekranda gördüğünüz soruyu çözmek değil. Sizlere bakın sizlere bazı bilgiler de vermek bunun yanında. O yüzden bu soruyu lütfen ayrı bir kapsamda dinleyin. Yani sadece şu sorunun çözümü için dinlemeyin arkadaşlar. Birkaç mesaj vereceğim.
O mesajları tam alın lütfen. Şimdi diyor ki eksi 3, 3 aralığında sürekli olan bir f fonksiyonu için f eksi 1 eşittir 1, f 1 eşittir 2 eşitlikleri veriliyor. Buna göre ifadelerinden kaç tanesi kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar bakın fonksiyon eksi 1'deyken 1 ekmiş, 1'deyken 2'ye gitmiş. Tamam. Sürekli olduğu eksi 3, 3 aralığında sürekli olduğu için yani eksi 3'ten 3'e kadar bu fonksiyon sürekli ya, eksi 1, 1 noktalarında da sürekli. Demiş ki f fonksiyonunun grafiği x eksenini en az bir noktada keser. Arkadaşlar şimdi bakın şöyle düşünün. Sen x'e eksi 1 verdiğin zaman 1 olmuş. Yani fonksiyon şuradan kesinlikle geçiyor. X'e 1 verdiğin zaman da 2 olmuş. Fonksiyon buradan da geçiyor. Bu fonksiyon x eksenini şöyle kesmek zorunda değil. Bu fonksiyon belki direkt böyle gitti. O yüzden ben burada bunu kesinlikle doğrudur diyemem. Eksi 1 bir aralığında pozitif tanımlıdır. Tamam şu an bakın buradan buraya pozitif ama bu aşağıdaki noktalarda da böyle sürekli olabilir. O yüzden ben buna pozitif tanımdır diyemem. Kesinlikle diyemem. Tamam olabilir ama olmak zorunda değil. Eksi fonksiyon demiş. Eksi 1 bir aralığında birebirdir. Arkadaşlar şöyle bir fonksiyon çizemez miyim ben bu aralıkta? Şöyle bir fonksiyon çizemez miyim? Çizerim. Bak buradayken buraya gidiyor. Bak hatta birebirlik testi yapalım. Şöyle yatay bir çizgi çektiğin anda fonksiyonu iki noktada kestiğin için ne oluyor? Bu fonksiyon birebir olmuyor. O zaman demek ki illa birebir de diyemem. F of x'i 1. F of x'i 1'i nasıl bulacağım? F'nin içinde f eksi 1 var. F eksi 1 ne arkadaşlar? 1. Peki f 1 ne? O da 2. Bu eksi eşittir 2'dir demiş. Evet bu kesinlikle doğru. F fonksiyonu eksi 1 bir aralığında artandır demiş. Tamam böyle olabilir ama bak böyle de olabilir. Hem azalan hem artan da olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar ben buna da kesinlikle doğrudur diyemem. Şimdi hocam hiçbir şey konuşmadın. Şimdi konuşacağım. Bana bak. Şimdi burada soru eğer şöyle olsaydı. Bak bu soru şöyle olsaydı. F eksi 1 eşittir eksi 1. F 1 eşittir 2 şeklinde eğer sorulmuş olsaydı. Bakın eğer arkadaşlar bu şekilde sorulmuş olsaydı o zaman şöyle bir şey düşünebilirdin. Eksi 1'deyken eksi 1, 1'deyken 2. Bu fonksiyonda sürekli ya mecburen bu fonksiyon buraya giderken x eksenini mecburen kesecekti. O zaman x eksenini en az bir noktada keser doğru olurdu. Ama şu anda öyle bir şey yok. Tamam mı? Ben sırf burada hani troll yaptım ya bildiğin. Hani gerçekten emin misiniz yaptım. Hani böyle çok zor sorarsın böyle düşünürsün ya. Bu sefer de inadına çok kolay sordum. Çünkü ÖSYM'de bunu böyle yaptığı zaman insan sınavda düşünüyor. Burada düşünmüyorsun ama sınavda böyle işaretleyeceksin 50 kere düşünüyorsun. 50 kere düşünüyorsun. O yüzden buna dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar dolayısıyla hani bunu özellikle bu doğru olabilirdi o zaman. Eksi 1 bir aralığında pozitif tanımlıdır. Bak yine bunu söyleyemeyebilirdin. Eksi 1 bir aralığında birebirdir. Bunu belki yine söyleyemeyebilirdin. Şu yine doğru olurdu. Artandır. Yine illa artan olmak zorunda değil. Şöyle bir fonksiyonda olabilirdi. Biraz azalır biraz artan da olabilirdi. Yani burada mesele bu arkadaşlar. ÖSYM mesela gider grafiği şöyle çizer. Şurayı da şöyle çizer. Der ki şurada grafik yok. Böyle bir şey diye sordu zaten. Böyle sorsaydı senin yapacağın yorum şuydu. Bu fonksiyon mecburen x eksenini kesecek. Çünkü bu fonksiyon sürekli bir fonksiyon. X eksenini kesmek zorunda. Peki bu fonksiyonun grafiği x eksenini kesecek olay o zaman ne olur? Doğru olurdu. Bu tarz bir soru da zaten daha önce bir yerlerde soruldu. Çok da fazla kasmaya gerek yok. İnşallah benim vermek istediğim mesajı anladınız. Önemli bir soruydu. Arkadaşlar ÖSYM zaman zaman bu tarz sorularda soruyor. Bunlar fonksiyon bilgimizi ölçen sorulardır. Evet sınavda böyle soru gelir mi diye düşünüyorsunuz ama daha önceki sorulara bakın gelmiş. Ve sınavda en çok vakit kaybettirecek sorulardandır. Neden biliyor musun? Hem mutlak değer var hem bileşke var. ÖSYM psikolojide ölçüyor. ÖSYM hız, pratik, cesaret de ölçüyor. Şimdi eksi 3'ü kaç kere koyarsam o kadar en var. Unutmayın. Şimdi arkadaşlar ilk başta ben f eksi 3'ü hesaplıyorum. Hangisine giriyor? Bu şartımı sağlıyor, bu şartımı. Aşağıdaki şartı sağlıyor. Eksi 3, 3 diye çıkar. 3'e eşit. O da ne yaptı? Eksi 3 artı 1'den ne oldu? Eksi 2. F eksi 2'yi hesaplıyorum. Hangisine giriyor? Buna giriyor. O da ne oldu? Eksi 1 oldu. F eksi 1'i hesaplıyorum. Çıkanı koya koya gidiyorum.
Unutmayın, koya koya. Körfeze değil. Eksi 1. Bir tane oldu. 0 oldu. F 0. 0 buna giriyor. 0 bir tane oldu. 1 oldu bak. 1 1 artıyor zaten. 1 ne oldu? 2 oldu. 2 ne oldu? 3 oldu. Bak şimdi dikkat et. 3 ne oldu? 4 oldu. Şimdi 4 kime giriyor artık? Arkadaşlar bakın 4 küçüktür, 3 sağlamıyor. 4 buna giriyor. O yüzden de ne oluyor? Sen bir sonrakinde F4'ü hesapladığın anda ne geliyor? Eksi 3 geliyor. Bakın. Eksi 3 geliyor. Sen şimdi kaç kere koydun? Bak bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tam 8 kere. En değeri en az kaçtır? 8'dir. Unutmayın. Yani sen buradan eksi 3'e eşit olduğunu buluyorsun. Nasıl bulacaksın? Tek tek koyacaksın. Eksi 3 alıyorsun. Bu f'e koyuyorsun. Eksi 2 geliyor. Eksi 2 alıyorsun. Bir sonraki f'e koyuyorsun. Eksi 1 geliyor. Eksi 1 alıyorsun. Bir sonraki f'e koyuyorsun. 0 geliyor. 0 alıyorsun. Bir sonraki f'e koyuyorsun. 1 geliyor. 1 alıyorsun. Bir sonraki f'e koyuyorsun. 2. Bir sonraki f'e koyuyorsun. 3. 4. Eksi 3. Bitti. Kaç kere koydun? 8 kere. O zaman en 8 oluyor. Ben mesela bak sınavda samimi söylüyorum. Belki bu çok iyi olan arkadaşlarım burada farklı yorumlar yapabilir de. Ben bu hani kaç kere koyduğumu eskiden çok saçma sayardım. Kafam çok karışırdı. Sınavda vaktimi yerdi. Sonra ben artık böyle tek tek hesap yazmaya başladım. Tek tek yazıyorum, sonra sayıyorum. En mantıklı yöntem bu. Arkadaşlar. Bakın. ÖSYM tek fonksiyon ve çift fonksiyonla ilgili soru sormayı çok seviyor. Gerçekten. Bunu türevde sorabilir. Bunu fonksiyon grafiğinde sorabilir. Parabolde sorabilir. Polinomda sorabilir. Sordu da. Ben türevle integralle ilgili bir tek çift sayı sorusu da bekliyorum. O yüzden ben bu denemeyi yazarken, bu notu hazırlarken özellikle istedim ki beni takip eden arkadaşlarım fonksiyondaki orijine göre simetrik ne? Y eksenine göre simetrik ne? Tek fonksiyon ne? Çift fonksiyon ne? Bunları iyi bilsinler. Bakın. Çok basit örneklerle aklınıza tutacağım arkadaşlar. Y eşittir x kare parabolünü hayal edin. Tamam mı? Bu parabol kime göre simetrik? Y eksenine göre simetrik. Bakın yazıyorum. Y eksenine göre simetrik. Peki bu parabol kaçıncı derece? İkinci derece. O zaman ne? Çift fonksiyon. Peki burada ne oluyor arkadaşlar? F eksi x eşittir fx oluyor. Bakın şu an dersi tekrar ettik. Şimdi devam ediyorum. Tek fonksiyon deyince aklınıza hep şu gelsin. Hep şu gelsin. F y eşittir x küp. Bu gelsin. Arkadaşlar bu ne fonksiyon? Tek fonksiyon. Kime göre simetrik? Bakın. Orijine göre simetrik. Orijine göre simetrik. Peki. Orijine göre simetrik yazdım. Peki bunun esprisi ne? F eksi x. Eksisinin önüne kusuyor. Eksi fx oluyor. Peki başka bir espri daha söyleyeyim size. Bu ne fonksiyon? Tek fonksiyon. Çünkü x'in üzerinde ne var? 3 var. Bunu unutmayın. Bunu yazın bir yere. Lütfen. Yazın. Unutmayın. Şimdi diyor ki f fonksiyonunun grafiği orijine göre simetriktir. Ya orijine göre simetrikse f fonksiyonu ne fonksiyon? F tek fonksiyon. Bak neden? Orijine göre simetrik denildiği anda f tek fonksiyon oluyor. Peki o zaman esprisi ne? F eksi x'in eksi fx'e eşit olması. Güzel. Bakın arkadaşlar. F fonksiyonu g fonksiyonunun x ile çarpımı. Ya ben g fonksiyonunu x ile çarpınca bunu elde ediyorsam. Yani burada tek fonksiyon varsa. X üzeri 1 var. O zaman g fonksiyonu nasıl fonksiyon? Çift fonksiyon. Ben çift fonksiyonu x ile çarparsam neyi elde ederim? Tek fonksiyon. İşte ÖSYM'nin sormasını beklediğim yorum bu. Bakın ben bu yorumu bekliyorum arkadaşlar. Bu yorum çok güzel bir yorum çünkü. O zaman ne olacak? G çift fonksiyon olacak ki sen bunu x ile çarpınca tek olsun. Yani şöyle diyeyim, x üzeri 4, x üzeri 2 olsun. Sen bunu x ile çarptığın anda ne olur? Bütün x üzeri 5, x üzeri 3 olur. Bütün çift sayılar tek sayı olur. Espri inşallah anladınız. Güzel. Gayet güzel. O yüzden arkadaşlarım bunu da söyledim. O zaman g fonksiyonu nasıl fonksiyon? Çift fonksiyon. Yani g içinde şunu yazın. G eksi x eşittir gx. İşte bu yorum için yazdım bu soruyu. Özel yazdım. H3'ü bulacağım. X'e 3 koyuverin. F eksi 3. Bakın. G çift fonksiyon olduğu için arkadaşlar. Yani koyun direkt ya. Eksi 2 g eksi 3 artı fog 3. Tamam mı? Sonra bakın f eksi 3 diyor. Arkadaşlar. Şimdi ben şunu biliyorum. G3 ne? X'e 3 koyun. Bakın x'e
Eksi 3 koyun hatta. F eksi 3 eşittir. Eksi 3 çarpı G eksi 3. Şimdi G eksi 3 neye eşit? G eksi 3 neye eşit? G3 eşit. Değil mi? G3 ne eksi 3? O zaman şu eksi 3 ise eksi 3 ile eksi 3 çarp. F eksi 3 ne oldu? 9 oldu. O zaman şunu gelin. Şuraya yazın. 9. Güzel. Şimdi G eksi 3. G eksi 3 ne? G3. G3 ne? Eksi 3. Eksi 3 şurası. Eksi 3 ile eksi 2'yi çarpın. O zaman ne geldi? 6 geldi. Fog 3. Neyi hesaplayacağım? G3'ü. G3 ne? Eksi 3. F'in içinde ne var? Eksi 3 var. Peki F eksi 3 neydi arkadaşlar? 9'du. Gelin onu da buraya yazın. Tamam mı? Tamam. 9, 9, 18, 6 daha 24. Cevabımız Adana. Bu. Bence güzel tekrar oldu arkadaşlar. Özetledik. Şu yoruma aman arkadaşlarım dikkat edin. Arkadaşlar bu tarz fonksiyon parçalama soruları da zaman zaman ÖSYM'nin sorduğu sorulardan. Şimdi burada dikkat edin. F2A ne diyor arkadaşlar? 4 diyor. Bu eşitlikle sağlanmaktadır. F0 kaçtır? Arkadaşlar benim burada size bir önerim var. Burada X'e ve Y'ye öyle bir değer verin ki bu parçalanmayı güzelce sağlasın. Ve hani aradığınız şeyle bilinen şeye uysun. Benim aklıma şu geliyor. X'e A versem ya da X'e 2A versem Y'ye 0 versem. X'e 2A versem Y'ye 0 versem arkadaşlar. Bir vereyim. 8 çarpı F2A eşittir. F2A çarpı FA artı X'e 2A koyun. F0 çarpı Y'ye 0 koyun. F2A. Böyle geldi. Bakın şimdi arkadaşlar. Burada şunu söyleyebiliriz. Bakın bana ne lazım? F0 lazım. Şurası. Bakın şunlar karışmasın. Bu 0. Şunlar 0. Şu da F2A. Şöyle bir şey yapabilirim. F2A ne? 4. F2A'ları hepsinden bu şekilde götürebilirim o zaman. Neden? Çünkü F2A'nın ben zaten 4 olduğunu biliyorum. Eğer bunu bilmeseydim 0 da diyebilirdim. F2A'yı ve sağlardım. Böyle götürdüğüm zaman 8 eşittir. F0 artı F0 oluyor arkadaşlar. Buradan da F0 4 geliyor. O zaman cevabımız Bursa 4 olacak. Yani böyle çok zor bir soru değildi ama dikkat isteyen bir soruydu arkadaşlar. Dikkat isteyen bir soruydu. Bu şekilde bileşke fonksiyonla ilgili grafik soruları da ÖSYM'nin son yıllarda çok kullandığı soru. Bunlarda çok dikkatli olmanız lazım. Dikkat hatası yapmazsanız yaparsınız bu soruları. Dikkat hatası da hepimizin bir imtihanı arkadaşlar. Bakın burada FOF1 var. FOF1 ne demek biliyor musunuz? F'nin içinde F1 demek arkadaşlar. Peki bakalım. F1 ne demek? Bakın F hangi eğri arkadaşlar? F bakın şu gördüğünüz siyah eğri. F1'i bulmak istediğiniz zaman F1 ne oluyor arkadaşlar? 2 ile 3 arasında. O zaman sen buna içine ne yaz? 2 ile 3 arası yaz. Bakın 2 ile 3 arası yaz. Şimdi 2 ile 3 arasını bul. Bu sefer yine F'e git. F ne? Bakın yine siyah fonksiyona gidiyorum. 2 ile 3 arasında şöyle yukarı böyle dik gidiyorum. Bakın hep yukarı dik gidiyorum. Grafiği bulduktan sonra y eksenine de böyle dik gidin arkadaşlar. Hep ne oluyor bakın? 3 ile 4 arasında oluyor. Demek ki bu ifade ne demek arkadaşlar? 3 ile 4 arasında demek. Güzel. Peki FOH 4. Ne yapacağım? F'nin içinde H, H'nin içinde 4 yazdım. Arkadaşlar H4'e bakacağım. H hangisi? Şu bakın şu fonksiyon pembemsiyi. H4 nerede bakın? H4'ün sonucu net arkadaşlar. H4 4'e gidiyor. Peki o zaman 4'ü siliyorum yerine 4 yazıyorum. F4'e bak. Bir dakika. H pembemsi bak elendim işte. Elendim. Ah ah. H bak şu pembemsi değil mi? Bak dikkat hatası yapmazsak. Aa ya, kendim yaptım. H4 bakın nerede arkadaşlar? 1 ile 2 arasında. O zaman F ne olacak? 1 ile 2 olacak. Peki ben şimdi 1 ile 2 arasında F'ye bakacağım. F hangisi siyah unutmayın arkadaşlar. 1 ile 2 arasında bakın şöyle dikkatli bir şekilde gidin. Hep nereye gidiyor? 2 ile 3 arasına gidiyor. O zaman bakın bunun sonucu ne olacak? 2 ile 3 olacak. Peki devam ediyorum. Oh be. F'nin içinde F5. F5'i bulacağım. F siyah unutma yektuğum. Aferin koçum sana. Geliyorum hop. F5 kaça gidiyor?
3'e gidiyor. O zaman şimdi H3'e bakacağım. H şu bakın pembemsi. H3'e bakıyorum. H3'te ne arkadaşlar? O da 2'ye gidiyor. O da kesin. Demek ki arkadaşlar o zaman burada en büyük 3 ile 4 olduğu için A. Sonra en büyük 2 ile 3 olduğu için B. Sonra H olduğu için C. Yani A büyüktür, B büyüktür, C. Cevabımız Denizli olmalıydı bu soruda. Yani olay şu. Bir kez daha söyleyeceğim. Bak şu yanıldığım yeri bir daha göstereyim. Ben şurada yanıldım arkadaşlar. H4'e bakacağım. 4'e geldin. H'ye gideceksin. Ama bak H'nin H hangisi? Bak şu PMMC. Hop gidiyorsun. Bak nereye gidiyor? 1 ile 2 arasına. Sonra 1 ile 2 arası diyorsun. F'de bakıyorsun. 1 ile 2 arasına geldin. F'e git. Hop bak nereye gidiyor? 2 ile 3 arasına giriyor. Bu yorumu yapmak bence önemli. Arkadaşlar, fonksiyon grafiklerinin kurdu olun diye yazdığım bir soru. Bu soruyu çözdüğünüzde gerçekten artık fonksiyon grafiklerinin kurdu olursunuz. Çünkü ne yaptım biliyor musunuz? Ne yaptım? Bak burayı golf verdim, burada fokus sordum. Bana kızacaksınız belki ama emin olun bunu sizin iyiliğiniz için yaptım arkadaşlar. Bunu sırf sizin iyiliğiniz için yaptım. Ters köşe olun, çırpının diye yaptım. Bugün burada çırpınırsınız, sınavda dua edersiniz. Tamam mı? Bayağı da düşündüm. Yalnız bu soruyu yazarken de beynim bayağı gitti ama güzel soru oldu. Yani gerçekten hani fonksiyonla ilgili öğretici bir soru. Hasbinallah. Şimdi benim size önerim, okurken bakın bu GOF'u G'nin içinde FX diye okuyun. Tamam mı? Bu FOG'u da F'nin içinde G7 diye okuyun arkadaşlar. Bak F'nin içinde G7. Şimdi ben G7'yi bulmak istiyorum. Ben G7 hakkın G7'yi nereden bulacağım? G7'lik bir grafik yok. Ama bak G7'yi ilk başta senin bu G7'yi bulabilmen için ne yapman lazım biliyor musun? Bak ne yapman lazım? Şuradaki F'in 7'ye eşit olduğu şeyi bulman lazım. Tamam mı? O da ne? 2'deyken. O zaman bak çok dikkat et. Tüm dikkatini bana ver. X 2 eşittir 2 için de pembemsi fonksiyonu F2 kaç? 7. Aşağıya gel. Aşağıya gel. Aşağıya gel. O fonksiyon ne? GOF. GOF 2 o da 0'dan küçük. Bak değerinin ne olduğunu bilmiyorum. Değerinin ne olduğunu bilmiyorum. Güzel. İnşallah buluruz. Şimdi bu ne demek? G'nin içinde F2 demek. F2'de ne? 7. O zaman ne oldu? G7 oldu. G7 sıfırdan küçük. Bunu ben söyledim. G7 eşittir 0 demiş. Mümkün değil. Mümkün değil. Birinci öncül gitti. Çok güzel. Şimdi geldim buna. FOG 7. Allah'ım. Yektumat ne yaptın yavrum çocuklara? FOG 7. Ben FOG'un içinde kaç istiyorum? F'nin içinde G7 istiyorum. Bana bir G7 lazım. Bunu bul bir yerden. Benim G7'yi bulabilmem için bakın benim G7'yi bulabilmem için neye bakmam lazım? GOF 2'ye bakmam lazım. GOF 2'ye bakmam lazım. Durun burada ben de şu an artık gittim. Modu bir değiştireyim. Bu moddan çık. Bu mod iyi bir mod değil. Durun arkadaşlar bir şuradan bir kahve çekeceğim. Edit de yapmayacağım bu videoyu. Allah. Modu değiştirdim. Yeniden geldim dünyaya. Yine yanlışlıkla matematik öğretmenini yazdım filan. Bakın arkadaşlar. Bana G7 lazım. Benim G7'yi bulmam için de GOF'tan yine yerlem lazım. Buraya öyle bir şey yazayım ki 7 olsun. X'e ne yazacağım? 2 yazacağım. O zaman bu şekilde gidelim. F2 kaça eşit? 7'ye eşit. GOF 2 de 0'dan küçük. Dolayısıyla F2 de neydi? 7 idi. G7 0'dan küçük. Şimdi ben hani buna bakıyorum ya. Şu G7 için ne yazacağım? 0'dan küçük bir şey yazacağım. 0'dan küçük bir şey yazarsam eğer. Bakın 0'dan küçük değerler için. Hani G7 ya bu. G7 ne? Hani bu bak bir daha söylüyorum. G7
G7'nin sıfırdan küçük. Bak buraya bakın. Yani f'in içinde burada negatif bir şey yazıyor. E negatif bir şey de f fonksiyonu nerelere gidiyor? Bak. Fit fit. Adam yukarılarda pozitif. Sıfırdan büyük. Doğru. Sen bizim az kadar yanlış diyecektim. Ha. O alttaki mavi. Güzel soru. Bu soruya eğer yorum yapmayan varsa hakikaten arkadaşlar samimi değilsinizdir. Ben bunu samimi olarak saatlerce uğraşıp yazdıysam buna like mic atmayın. Dislike at ama ben buna yorum alırım. Helalinden, en helalinden bir yorum atacaksınız. Burada rastgele karşılaştık falan yok kardeşim. Sen bilgi öğreniyorsun. Ben sana bir bilgi hazırladım. Sen de öğrendin. Yorumunu yap. Olabilir ya. Bir reklam mı her şey? Yani bir tıklama mı? Değil bence. Geldik şimdi FOG 49'a. Yalnız şu ekranı ben biraz temizlemek istiyorum. FOG 49'u rahat dinlen beynim hadi. FOG 49. Bulacağım şimdi FOG 49'u. Hepsi temizleyeyim mi? Korkmayın. Temizleyelim. Şimdi. Yenilendim. FOG 49'u ben nasıl bulacağım? Bana F'nin içinde G 49 soruluyor. Bana G 49 lazım. Ben G 49'u buralardan elde edebilirim. Sıfır noktası için çalışacağım arkadaşlar. Çünkü F 0 49. X eşittir 0 için diyorum. F 0 eşittir 49. Gof 0. O da eşittir eksi 49. Çok güzel. Çok güzel. Sakın bozma. Bu demektir ki GF 0. O da eşittir eksi 49. Peki F 0 ne arkadaşlar? F 0 49. O zaman G 49 neye eşit? Eksi 49'a eşit. Daha bitmedi. Daha ilk aşamadayız. Sakin. Anlamayıp da küfür eden çok olacak ama küfür etmeyin. Dislike atın. Bu adama küfür etmeyin. Yeter. Bu ne? F'nin içinde G 49. G 49 ne? Eksi 49 değil mi? F eksi 49. F eksi 49'a da bakarsan eğer bakmayı başarırsan o da yine sıfırdan küçük oluyor. Bu da doğru. Yok pardon sıfırdan büyük oluyor. O yüzden yanlış. Bu doğru. Bu da yanlış. O yüzden bu sorunun cevabı yalnız 2. Bursa seçeneğiydi. Roket. Maşallah. Subhanallah. Hepimize herhalde 2036 yılında artık ÖSYM beni bul be. Beni keşfet. Al beni kadrona. Hapse girmeyelim de neyse buralardan daha fazla konuşmayak. Hadi görüşürüz. Öbür soruya geçelim.